Oyunlu Mamilerden herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Son boss'a doğru gidiyoruz. Gitmeden önce size hemen birkaç şey göstermek istiyorum. Son boss'a gittiğimizde şunlardan 3 tane bizde olmak zorunda. Bunlardan 3 tane olmazsa sadece 2 seçenek sunuluyor size. Söyleyeyim. Gernam, bu tekerlekli sandalyedeki amca, bu rüyadan uyanmak istiyor musun diye soruyor. O tarz bir soru soruyordu. Bir seçenek, ölüyorsunuz direkt. Hani boss moss kapışması olmuyor. Ölüyorsunuz ve Yarnam'da sabah oluyor. Uyanıyorsunuz. Diğer seçenek, Gernam'la kapışıyorsunuz. Bir yaratık geliyor, sizi emiyor, çekiyor, bitiyor. Diğer seçenekte 3 tanesinden patlatıyorsunuz. Gernam'ı öldürüyorsunuz önce. Sonra o yaratık geliyor ve o yaratık da sizi emmeye çalışırken bunları kullandığınız için sizi öldüremiyor. Yani çekemiyor içine ve onunla da kapışmaya başlıyorsunuz. Yani iki boss'la birden dövüşmüş olacağız. Hemen şöyle bir okuyalım nelermiş bakalım bunlar. Evet, her yüce varlık sonra da bir üçüncü göbek bağı diyor. Buna ya yeni yanlış tuşa tıkladım. Neyse, buna üçüncü demiş. Hemen bir altındakine bakalım. Her yüce varlık bir taşıyıcı özlemler. Tekinsiz münasebeti başlatan. Başlatanın diyor. Bunda ne diyor? Bilmem ne bilmem. Tamam. Bunda ne diyor? Evet. Gördük. Şimdi kol yine tek diyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya geldik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir atmosferi var. Heh, çok güzel yapmışlar şurayı ya. Önce şunları bir kullanalım. Ben yanlış hatırlamıyorsam böyle yapılıyordu. Bunları tek tek kullanacağız. Ondan sonra kullandık. Hemen diğerini kullanacağım. Gördüğünüz gibi sezgimiz arttı. 72 oldu. 100'e ulaşırsa kötü bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir söylenti vardı. Bu sezgi arttıkça bosslarında güçlerinde değişimler olabiliyormuş. Ya bunlar çok önemli şeyler değil. Şu üçü bakın. Bunları kırdığınızda da içinden taş çıkıyor. Bunları takıyorsunuz ama çok muhteşem şeyler olduğunu söyleyemem. Benim için gereksizler şu an. Tabii ilk başta oynadığınız zaman işinize yarıyorlar. Az da olsa. Hemen şöyle bir bakalım etrafa, bir görün. Nedir ne değildir? Bunları kırabiliyor musun? Hayır tabii ki. Evet. Bakalım bunlar hazır her şey. Tamam. Gidelim bir konuşalım bakalım. Gernam amca. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. Merhamet. You will die, forget the dream and awake under the morning sun. Rüyadayız arkadaşlar. Burada ölünce gerçekte uyanıyoruz sanırsam. Canını onun ellerine bırak dersek bizi öldürüyor ve uyanıyoruz. Her şey bitmiş oluyor. Fakat ben bu rüyadan çıkmayacağım. Dear oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream. Karnım kalkıyor. It doesn't matter. İriymiş lan. Ben böyle iri olduğunu tahmin etmiyordum. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Ee,
Çekti oranı. Tonight, Gammon joins the hunt. Woho. Dostum katılmasan olmaz mıydı ha? Bir sakin ol, konuşabiliriz. Arkadaşlar bu Gernam'la daha önceden Allah dövüştüm. Fakat son boss'la dövüşmedim. Abi combo çekiyor lan bu. Oha! Oha! Silahla buna counter yapmayı deneyeceğim. Abi çok acayip bir açıyla vuruyor. Hop hop sakin. Dostum sakin. Dostum. Hayır bu değil, evet bu. Oo yapma yapma. Evet. Amca zorladı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gernam ilk seferde ağzımızı burnumuzu kırdı. Niye? Çünkü başta ben çok pot basmak zorunda kaldım. Kafamızı gözümüzü kırdı. Ve sinirlerim bozmaya başladı yavaştan. Arkadaş ya. Bir de çekmek için kullanıyor. Ama karizma olmuş abi ya. Ya. Vur şunu ha. Diğer bosslar basitti, yavaştılar bayağı. Bu ona göre bayağı hızlanmış. Bu boss'u biraz Demon Souls'taki boss'a benzettim çünkü o da hızlıydı. Diğer boss'ların yavaş olmasına rağmen sonraki boss gayet hızlıydı. Abi ya. Of. Kurşun yanından geçiyor. O kadar hızlı hareket ediyor ki. Benim adam bile şaşırıyor nereye vuracağını. Tekrar giriyorum. Bu amca beni bayağı sinir edecek gibime geldi. Bayağı hızlı şerefsiz. İki vuruştan sonra duruyor. Onu çözdüm. Bunu eline aldığı zaman, ufak şey eline aldığı zaman bayağı combo yapıyor. Onu da alt etmedim. Gördüğünüz gibi. Şimdilik pot basmayacağım. Bir anda geriye fırlıyor. Çok sinir bozucu. Heyecanlı. Şu ana kadar iyi gittik. Kaç. Silah çok vurmuyor ama iyi durduruyor. Bu da bizim gibi pek silaha yüklenmemiş. Diğer hunterlarda silahla vurdukları zaman çok efsane taklar çıkartabiliyorlardı. Abi oradan nasıl vurdun? Ama alana vuruyor doğru.
Fena değil, iyi vurduk sayılır. Bu şey atağınızı arttırıyor ama dezavantajı olabilir benim kullandığım şeyin. Ya göremediğim şeyden kaçmaya çalıştığım için böyle oluyor. Başladı yine olaylar. Yine amca bizi dövmeye başladı. Şu şeyden kaçamıyorum. Kaçtım, tamam, güzel. Çok güzel. Oo, bu haldeyken ne kadar vurursanız vurun fark etmiyor, sizi alıp atıyor bir taraflara. Bir daha basayım da garanti olsun. Oha, iyi kaçtı ya. Ulan yedik ya. Kol bazen tekliyor, sinir oluyorum. Adamla yani yaptığım hataya bak. Sen niye bu adamla birebir kapışıyorsun ki? Oha! Hayır hayır, dur dur. Yahu bir anda coştu ya. İt. Bak gelişe bak. Abi. Sekmiyor bile adam. Geber it. Sonunda öldü ama bitmedi arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Şimdi bu ucubeyle kapışacağız. Dışarıda bir kedi var. İnmiş bizim bahçeye. Yavrusuna ta bilmem kaç metreden miyav 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 bağırıyor bir saattir. Yavrusu da aşağı bakıyor. İnemiyor zaten. Gerizekalı herhalde kedi. Aşağıya çağırıyor. Gel diyor da. Evet, yakaladı. Bu olay var. Ben kediden bahsediyorum. Bize bir şey yapamayacak şimdi, bakın. Gördünüz mü? Bizi sömürmeye çalıştı ama yapamadı. Bu abi acayip tehlikeli diye şey yapıyorum, tahmin ediyorum. Çünkü ben bununla ilk defa kapışacağım şu an. Bu nedir ya? Ulan ne oluyor? Dur dur. Ben bir şey anlayamadım. Ne oldu? Oha abi, bu gözükmüyor ki nasıl kadar mesafeli vurduğu. Dur lan dur. Vurduğu mesafeyi çözemiyorum ben şu an. Oha! Aha durdu lan, onu yaptıktan sonra duruyor. Evet çok iyi vuruyor ama duruyor. Hayır, ah ah, ne oluyor, dur dur. Sakin dostum, sakin. Şeyler yaptı lan. Obo. Ne oluyor lan? Ben şu an ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Ya abi bunu hep yiyorum ben.
Lan potlas. Nasıl yemeyeceğim ben bunu? Ekrana bakmamam gerekiyor herhalde. Kaç. Pot bas. Basamıyorum. Bas. Bas. Öldürdüm. Evet. Geber. İşte budur. Hoşça kal. Uhu. Oha. Kaç bin X verdi lan? 681 bin nedir lan? Are you cold? Hunter mı? La biz o şeye mi dönüştük? Bir dakika, o yaratık da başka bir Hunter mıydı? Evet. Çocukluk başlangıcı dedi. Kupamızı da aldık. Üçüncü sonunda gördük. Yani ben gördüm. Evet arkadaşlar. Bloodborne'u bitirdik. Sonuna geldik. Bundan sonra da sizinle şeyi paylaşacağım sadece. Platin Trophy alacağım. Şu an müzik sesi çok. Şunu geçemiyor muyuz? Evet. Platin Trophy alacağım. Zindanı paylaşacağım sadece. Bir tek o olacak bundan sonraki bölüm. Ne zaman gelir ben de bilmiyorum. Bitirdik sonunda Bloodborne'ı. Zor oldu. Biraz uzun oldu. Kaç bölüm oldu? 18 falan oldu herhalde. Az da değil 18. Neyse bitti. Hemen şurayı bir görebilsek başlangıcı falan filan. Ondan sonra bölümü bitireceğim, bakalım bir şeyler aldık mı, değişik bir şeyler, silahlar falan diye bakmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gernam'ı yendik, son boss'u öldürdük. Gernam'ın kıyafeti ve orayla karşınızdayız. Karşınızdayım. Yüz niye dedik? Karakterimi de kendi saydım, neyse. Bu yani Bloodborne'un sonuna geldik, artık bitti. Tek yapacağım şey bundan sonra en zor zindanı oynayacağım ve yükleyeceğim. Bunun da ne zaman olacağını tam bilemiyorum, kestiremiyorum. Şu an o zindana girebiliyorum. Ancak Destiny'nin senaryo modunu çekmeyi planlıyorum. Ne diyelim, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Ve en önemlisi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu seriyi izlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim size, izleyenler için kastım. Zaten kaç kişi izliyor onu da bilmiyorum. Neyse. Başka gameplaylerde ve videolarda hemen her zamanki gibi klasik selamımla açamadım. Ne diyordum ben? Bir dakika. Başka videolarda ve gameplaylerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.